Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerine huzuruna sunuş kılışımız. Kıynamızda dıktanlar ekranımız olsun. Xitay atalmış tordaki fitnelerge zarbe beriş hareketi başladı. Xitay atalmış tor fitneleri ve saxta uçurlarını tazalash ve onunğa zarbe berish namida Xitay miqyasida 3 aylık maxsus zarbe berish hareketi başlagan. Xitay xalq torining 5-sentabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitay Markaz Aloqa Tor Uçur Ishxonasi 5-sentabrdan boshlab Xitay miqyasida 3 aylık atalmış tor fitneleri ve saxta uçurlarını tazalash ve onunğa zarbe berish maxsus hareketini başlagan. Xitay xabar manbalarida bildirilishicha, Xitay mazkur zarb berish harakatida tunji bo'lib yomon g'arazlik ko'p qatim fitna ig'vo tarqatgan, fitna ig'vo orqali tor tijorati qiladigan hisobot nomerlarini qora tizimlikka kirgizib boshqurish hamda uni taqash va jazolashni planlagan. Xitay xabarlarida yana Xitay maxsus harakat davomida doimliq tuzash mexanizmini o'rnatib, yuqori besimli qattiq boshqurish holatini davomli saqlaydiganligini Məxsus tüzəşdə ünümünü qolğa keltirishga haqiqiy kapolatlik qilish kerakligi ta'kidlangan. Kuzatuvchilar amaliyotda Xitoy rejimining bu turdagi bostirish harakatlaridagi asosliq nishonning Xitoy kommunist rejimiga qarshi fikrlar ekanligi, Xitoyning buni qalpoq qilishi orqali har qanday muxolif fikr va so'z harakatlarini atalmış turdagi fitna ig'vo deb ataydiganligi, yillardan buyon Sharq Turkistonda yo'l qo'yib kelayotgan orqasi uzilmaydigan zarb berish harakatlarining asosliq nishonimi Uyghur xalqini bostirish ekanligini bu qatim yo'lga qo'yilgan atalmış zarb berish harakatining Xitoy Kompartiyasi 20-qurultiyining bexatarligiga kapolatlik qilish maqsadida yo'lga qo'yilganligini bildirishmoqda. Xitoyning Xunanda Layliga qurt apeti yuz berdi. Xitoyning Xunan o'lkasi Yuanjang shahrida Layliga qurt, ya'ni kunlik qurt apeti yuz bergan bo'lib, yollarga yayılğan qurutlar sebeplik qatnaş vaqası yüz bergen. Xitay Shaoxiang saharlik gezisining xabarida bildirilishicha, 4-sentabr kech Xunan o'lkasi Yiyang shahri Yuanjangda sansizligan oq uchar hasharotlar paydo bo'lgan bo'lib, qor yoqqandek osmonni qaplagan. 5-sentabr tushdan keyin Yuanjang shahridagi Xinhua qutquzish atritining boshlig'i Zhao Shaoxiang atiganlik xabarlarining muxbiriga o'zlarining 4-sentabr kuni kechda Yuanjang shahridagi Huangmaozhou ko'vrikiga berib Laylagak qurutlarının ölükünün qeyliliği 10 santimetreden aşqanlığını bayqığanlığını, her iki kövrük qurutlarının köplikidin teyilğaq bulup ketkenligi sebeplik, avtomobillarının teyilip mağalmağanlığını, kövrük üstüdeki qurutlarını tazlaşqa cemi 9 saat vaqt ketkenligini aşqarlıgan. Turdaki sıllarda körüstilişçe sansızlıgan qurutlar koççirigi, yol belgileri qatarlıqlarının yeniği yığılgan bulup, kişilerini qorqutu etken. Xabarda yana Yuanjang shahridagi Huangmaozhou ko'vrikiga yana nurg'un qurutlar yig'ilgan bo'lib, avtomobillarning aynaklariga qo'nib olib, shoferlarning ko'rishiga to'sqinlik qilgan. Bir qism avtomobillar yer yuzida qurutlarning ziyodi ko'pligi sababli teyilib ketgan. Xitoyning Sichuanda 6,8 bal yer tevridi. Xitoy Shaoxiang saharlik gezisining bugungi xabarida oshkorlashicha, 5-sentabr kuni shu joy vaqti soat 13:52 o'tganda Sichuanning Ganzi oblasti Lodong nahiyasida 6,8 bal yer tevrigan. Markaziy cho'nqurligi 16 kilometr bo'lib, yer tevrigan rayonning 5 kilometr ichida nurg'un yezi bor ekan. Yer tevrash markazi Lodong nahiyasi bilan bo'lgan oraliq 39 kilometr, Kangdong shahri bilan bo'lgan oraliq 47 kilometr, Chengdu shahri bilan bo'lgan oraliq 226 kilometr keladi ekan. Xitoy xabarlarida bildirilishicha, yer tevrashda 46 odam o'lgan, undan boshqa yana 16 odam yo'qolib ketgan bo'lib, 50 dan ortiq odam yaralangan. Talabetga uçurganlarning soni texnik to'liq e'lon qilinmagan. Bildirilishicha, Sichuan doiralari tunji qatim kuch tashkillab APET rayonidan odamlarni yo'tkagan. Hozirga qadar 50 mingdan ortiq odam Ganzi oblasti va Ya'an shahriga vaqtliq yo'tkab o'rinlashtirilgan. Navbatda APET yuz bergan rayonda izlash, qutquzish va o'rinlashtirish jiddiy davom qilmoqda ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy APETning ig'irligini ko'zda tutib, yer tevrashga jiddiy taqobil turish darajasini 2-darajaga ko'targan. Fransiya Xalqaro Radiosu'nun bu vaqtdagi xabarida yerda birish APET'da virus yuqumi sababli shahar taqilib qolgan vaqtda yuz berganligi uchun bir qism aholilar shaharning taqilishiga qaramay qamalni buzib chiqib ketgan. Ba'zi kishilar xatarlik rayon deb qamal qilingan rayonning temir to'siqlarini bosib chiqib ketgan. İnsan qalipidan chiqqan qamal davom qilmoqda. Xitoy atalmış virus yuqumini nölgə düşürüş namida Şərq Türkistanda yol qoyğan qamal insan qilipidan chiqqan dərəcədə olub, ailə qoru darvazalarını taxtay bilan to'sib taqashqa başlanğan. Undan başqa Xitoy yana atalmış virus yuqumini nölgə düşürüş namida dehqonlarning etizig'i va mevilik bog'lariga chiqishini cheklaganligi sababli dehqonlarning üzümləri bostonlarda pişib sesib ketgan. Şərq Türkistandakı virusdan müdafiəliniş və aldını eliş tarmaqları hər günü axbarat elan qilish yığını açıb 24 saat içinde Şərq Türkistanda alamatsız yuqumlanğıçıdan 20-30-40 kişinin yenidən köpəygənligini, aniq diaqnoz qoyulğanlarının barmaq bilan sanığıçılıqmı əməsligini elan qılıb kelivatqan bolsunmu, çəkdən aşqan qamal qilishlar virusdan müdafiəliniş bahanəsi bilan xalqimiz yig'ib olingan o'rinlarning bir-biridan paskina ekanligi uchuq ko'rinib turayotgan sillarning ijtimoiy uchurvoslarida paydo bo'lishi, uylarga qamalganlarning ba'zilarining ochlikdan binodan sakrab o'zini o'ldirib olishga boshlaganligi, davolanish fursatiga erishalmagan kasallarning uylarida joni uzayotganligi degandek xabarlar jiddiy andishi qo'zg'amoqda. Facebook'da tarqalgan 13 sekundlik sin Xitoyning Sharq Turkiston xalqini qamal qilish vositasining texmi vahshiylashganligini ko'rsatib bergan bo'lib, sinda Qashqar ekanligi aytilgan ma'lum oila qo'rusining darvozasini taxtay bilan to'sib qamal qilish uchun darvoza oldiga taxtay mexlashga boshlaganligi haqidagi ko'rinish yaralgan. Yana bir sinda bir dehqon tal baranglarda pishib sesib ketgan üzümlerini ko'rsatib hasrat chekkan holda, hukumat buni ko'ringlar, dehqon bechoralarga uval bo'lib ketdi. Dehqonga ega bo'ladigan odam yo'qmi? Dehqonlar mushunda xorilib ketdi, qoqsanam bo'lib ketdi degan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining navbatda Uyg'ur dehqonlari dal mo'l husul oladigan paytda hamma yerni qamal qilishi, bozorlardagi sanoqsiz ko'ktat meva-chevalarning sesib tugishi, uylarga onda-sonda yetkazib berilayotgan yemakliklarning ziyoda qimmat bo'lishi, yana bir tarafdan meva-cheva, ko'ktat va boshqa yemakliklarning vayron qilinishi Əməliyyatda Xitoyning asli maqsadining virusni to'sish emas, balki Sharq Turkiston xalqini jenidan jo'xtoyg'izish, moddiy va ma'naviy jihatdan texmo ilgirlagan holda dafsanda qilish ekanligini bildirishmoqda. Xitoydan hisob so'rayman degan Liz Truss Angliyaning bosh vaziri bo'ldi. Angliyada hakimiyet peşideki Konservatiflar Partiyasının başçılıqıda saylanğan Liz Truss Angliyaning yeni ayol baş vaziri bo'ldi. Konservatiflar Partiyasidagi rəhbərlik sayılımı və mevcut rəhbərini vəzifəsindən qaldırış basqıçlarına məsul orqan 1922 komitetinin başlıqı və parlament əzası Sir Graham Biradi Londondaki ayol padişah 2. Elizabeth konferans mərkəzində partiya əzaları taşlığan avazının nəticəsini elan qıldı. Elan qilingan natijaga asoslanganda Liz Truss 81326 ovozga, raqibi Rishi Sunak 60399 ovozga erishgan. Buning bilan hokimiyat beshidagi Konservativlar partiyasining rahbarlik raqobatida g'alaba qilgan Liz Truss o'xshash vaqtda davlatning yangi bosh vaziri bo'lish huquqini qo'lga keltirdi. Buning bilan 46 yoshli Liz Truss Angliyaning 2-ayol tashqi ishlar vaziri va 3-ayol bosh vaziri bo'lib qoldi. Sabiq bosh vazir Boris Johnson bugun 6-sentabr Shotlandiyaning Balmoral bog'chasida dam olayotgan ayol podshoh 2-Elizabetga iste'fosini sunadi. Liz Truss bo'lsa ayol podshohdan yangi hukumatni tashkillash huquqini topshirib oladi. Yangi bosh vazir Liz Truss ayol podshoh bilan ko'rishgandan keyin Londonga qaytib kelib nutq so'zlaydi. Uning bugun yangi kabinetni e'lon qilishi kutilmoqda. Sabiq bosh vazir Boris Johnson 7 iyulda hakimiyet peşideki Konservatiflar Partiyasının başlıqlıq vazifəsini istifa berganligini, bosh vazirlik huquqini bolsa yeni rəhbər saylanğıçı saqlab qaladiganligini elan qılğan idi. Hammamizga ma'lum bolğandak Liz Truss saylamdan burun agar saylamda utib chiqa olsa, Uyğur irqiy qirg'inchiligi masalasiga ko'ngil bo'ldiganligini va Xitoy rejimining jinoyatidan hisob so'raydiganligini bildirgan edi va yeni hukumatning bu masalada aktiv bo'lishi kerakligini ta'kidlab, Ameliyat şoki xalqaro sot sistemasi buningda rol o'ynay olmaydi. Biz uningga qarab tura olmaymiz. Shunga men bu ishni qarg'a keladigan boshqa mexanizmlarni ishlata olamizmi yo'q degan masalada izlanayotman degan edi. Növbette Uygurlarının ve dünyanın dikkati bugün Angliya Başvazirlik vazifesini ötküzüp aldığan Liz Truss'ning ilgirki sözlerde turduğan yoki turmaydiganligiga buralgan bolup, uning bundan keyingi siyosati bularni bir-birlab isbotlab berdi ekan. Erdoğan, Gretsiya bizning tengtuşimiz bo'lolmaydi dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurreisi Recep Tayyip Erdoğan, Gretsiya bizning tengtuşimiz emas dedi. Türkiye Ovozi Radiosi xabarida bildirilishicha, Erdoğan Cumhurreislik sarayidagi kabinet yig'inidan keyin bayonot e'lon qildi. Erdoğan bayonotida Türkiye aeroplanlarga Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti NATOning vazifasini o'tayotgan mazgilda radarni quluplash orqali tajovuz qilgan Gretsiyaning yaqindan buyon xiloflik qilish ve tajavuz qilish qilmishlarinin oshqonligini tilga oldi. Erdoğan, "Men Gretsiyaga munosabatlik buni eskertishni ta'kidlamoqchiman. Gretsiya na siyasi, na iqtisodiy, na harbiy jihatdan bizning tengtishimiz bo'lolmaganligi uchun bizning suhbatlashishimizmi bo'lolmaydi" dedi. Prezident Erdoğan oldingi kuni Samsun Çarşamba aerodromida o'tkazilgan Teknofestda qilgan so'zida Gretsiyaga xitob qilib, "Tarixga bir qara, İzmirni unutib qolma. Eğer yeni çektin açsan, iğir bedel töyleysen. Vakti saati kelgende bir keçi tuyuksuz kelimiz digen sözümüzle unutma" deb agahlandırgan idi. Hürmetli televizor görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüştük şahslarına Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barla hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.